Tabii ilimiz dediğim gibi tarım ve hayvancılık ilimiz için çok önemli. Tarım ve hayvancılıkta en önemli sektörlerden biri de su ürünleri sektörü. Bizim için önemli bir potansiyel. Tabii ilimizde Hirfanlı Barajı gibi çok büyük potansiyelimiz var. Hirfanlı Barajı barajında iki alanımız var. 5. ve 6. bölge bize ait. Özellikle şu ana kadar 5 firma tarafından yaklaşık yıllık 2500-3000 tona yakın bir alabalık üretimimiz var. Tabii potansiyelimiz fazla. Bu manada da biz 6. bölgede su ürünleri üretimine açılmış durumda. Biz yıllık yaklaşık Kırşehir'de 10 bin tona yakın bir alabalık üretimini gerçekleştirecek potansiyele sahibiz. Bu konuda da müracaatlar yapıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda 2500-3000 tonluk bir üretim miktarımızı 10 bin tonlara kadar çıkarmış olacağız. Bu da oldukça iyi bir seviye. Tabii Kırşehir ilinde Hirfanlı Barajı'nda üretilen alabalıklar kafeslerde üretiliyor. Belli bir boyuta ulaştıktan sonra Türkiye yerli somon olmak üzere Sinop'a gönderiliyor. Orada belirli bir süre bakıldık, beslendikten sonra Türk somon olarak, dünyaya ihraç oluyor. Bu konuda da dediğim gibi Hirfanlı Barajı bizim için çok büyük bir potansiyel. Yetiştiricilerimiz ilgi odağı haline geldi. O bölgede hem alabalık hem kerevit, sudak, alabalık gibi çok farklı yayın balığı gibi birçok çeşitlerimiz var. Büyük bir potansiyel dediğim gibi alabalık yetişici noktasında dediğim gibi şu an için 3000 tonluk bir üretimimiz var. Tabii bu alanlarda tekrar üretimi açılarak 10 bin tona çıkaracağız inşallah. Bu manada da tüm yetişicilerimizi bu konuda sektörde yatırım yapmak isteyen tüm yetişicilerimizi inşallah bekliyoruz. Alabalıklarımız somon olmak üzere dediğim gibi dünyaya ihraç olmak üzere Sinop'a gönderiyoruz. Geçen günlerde de yine bir Sinop'a alabalık gönderdik. İnşallah orada belirli bir dönem bakım beslemesi yapıldıktan sonra dünyaya Türkiye'nin somon olarak inşallah sunulmuş olacak. Bu vesileyle dediğim gibi Hirfanlı Barajı'nda bu potansiyelimizi en iyi derecede kullanmak istiyoruz.